Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber oran ve orantı konusuna bakacağız. Ve gerçekten de çok tatlı, bir o kadar da güzel bir konu. Ve arkadaşlar ilerleyen yıllarda da tabii ki karşımıza gelmeye devam edecek. Matematiğin böyle bir özelliği var arkadaşlar. Bir işlediğin konuyu, öğrendiğin konuyu yıllar boyunca katlanarak, daha da biraz daha zorlaşarak arkadaşlar ne oluyor? Devam ediyor. Onun için oran ve orantıyı da dikkatlice dinlemeni tavsiye ediyorum. Bu da güzel bir bilgi olsun. Bugün arkadaşlar güzel bir konuyla sizler ne yapıyoruz? Yolculuğumuz devam edeceğiz ve oran konusuyla da beraber kampımıza mükemmel bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 23 Temmuz Salı günündeyiz ve oran orantı konusuyla da sizlerle beraberiz. Oran orantı konusunda önemli ve güzel bir şekilde dinlemenizi tavsiye ediyorum diyelim ve bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi plan programımız süper bir şekilde sizlerle beraber devam ediyor. Hocam ben bunu bazen karıştırıyorum nereden bulacağım falan diyorsan Hop ne yapıyoruz şurada sana güzel bir kare kod hazırladık telefonla arkadaşlar bu kare yaklaştırıyorsun sonrasında da bu plan programı telefonla çat diye indiriyorsun ondan sonra da artık ya işte kağıdı bulamadım yok göremedim falan demiyorsun her an her dakika yanında olmuş oluyor ve planlardan da geri kalmış olmuyorsun sevgili arkadaşlar diyelim ve hadi bakalım arkadaşlar toplanın dersimiz başlıyor. <laughs> 6. sınıftan neler öğrendik konuları biraz hatırlayalım. 6. sınıftaydık arkadaşlar. Tatlı bir konu olan oran konusuyla e merhaba demiştik altın sınıftaki matematikte böyle bir bölüm olan konumuza. Oran nedir onu anlatmıştık sizlere. Birimli oran nedir? Birimsiz oran nedir? Ölçek nedir? Bunlardan bahsettik. Ve altın sınıfı tamamladık. 7'de neler var arkadaşlar bunun üstüne? Yine oran konusunu göreceğiz. Orantı nedir arkadaşlar? Orantı nasıl oluşur? Ondan bahsedeceğiz. Neler hangi kesirler orantı oluşturur? Onlara bakacağız. Doğru orantılı çokluklar ne demektir? Onlara bakacağız. Ve ters orantılı çokluklar nedir? Onlara bir göz atacağız bugün sizlerle beraber. Ama onun önce ne var arkadaşlar? Tabii ki da 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 dan. Da 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 dan. Yani önce ödevleri hatırlatalım. Önce ödevleri hatırlatalım ki arkadaşlar notlarınızı alın. Şöyle hemen tahmin ettiğim kadarıyla yani şu öyle düşünmek istiyorum. Hemen not kağıdı çıktığı Kağıtlar hemen ben buradan açınca sevgili arkadaşlarımız ödevlerini mükemmel bir şekilde arkadaşlar ne yapacaklar? Yapacaklar diyebiliriz. Tabii ki bu arkadaşlar kaplarımızda hangi kaynaklarımızı kullanıyoruz? Sizlerle beraber Tabii ki çok güzel 6'dan 7'ye yaz tatili kampı kitabımız var ve bu da çok tatlı. Bir bakalım ödevimiz buradan mıymış sevgili arkadaşlar? Hemen şöyle bir baktığımız zaman evet gerçekten de 68'den başlıyorsun. 68 69 70 şey yapıyorsun ve arkadaşlar 100'lere geçmiyorsun ve 71'deki orantı problemlerini de yapıyorsun diyelim. Ve buradan da arkadaşlar 0'dan 7'ye kaynağımızla da mükemmel bir şekilde işleyeceğimiz diğer konuları da buradan da yapabilirsin. Mesela ...hemen şöyle bir göstereyim sizlere arkadaşlar. Ödevi güzel hatırlatalım ki sonrasında hocam ben duymamıştım not alamamıştım şöyleydi böyleydi falan filan demeyin arkadaşlar bahanelere sığınmayacağız değil mi İşte burada bakın doğru orantı ters orantı çokluklar işte burada arkadaşlar yine oran nedir, orantı nedir bunlardan da bugün sana bahsedeceğiz. Biz bahsettikten sonra da buradan çalışırsan mükemmel bir şekilde arkadaşlar yolculuğuna verimli bir şekilde devam edersin. Tabii sözel derslerdeki konularımızda buradan çalışacaksınız arkadaşlar diyelim. Ve lafı fazla uzatmadan ödevleri de verdiysek o zaman yolculuğumuz sizlerle beraber mükemmel bir şekilde başlasın arkadaşlar. Şimdi oran konusu biraz 6'ya gideceğiz arkadaşlar. Altta ne var ne yoktu onlardan bahsedeceğiz. Sonra 7'nin konularına geleceğiz tabii ki iki çokluğun birbirine bölünerek karşılaştırılmasına oran adını veriyorduk arkadaşlar. Mesela mavi bilyelerin sayısının kırmızı bilyelerin sayısına oranı İlk söylenen arkadaşlar kimse onu kesir çizgisinin üst kısmına yazıyoruz. Yani mavi bilyelerin sayısı dediği için mavi bilyelerin sayısı kaç tane burada? 3 tane. O zaman ben paya 3 yazarım arkadaş. Kırmızı bilyeler dediği için kırmızı bilyelerin sayısına oranı dendiği için buradan kırmızı yazarım. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman benim oranım ne olmuş oldu? 3 bölü 5 olmuş oldu arkadaşlar. Ya da şöyle bir şey diyebilir. Mavi bilyelerin sayısının atıyorum mavi bilyelerin sayısının tüm bilyelerin sayısına oranı dendiği zaman mavileri de kapsayarak alıyoruz arkadaşlar. 2, 4, 6, 8. 3 bölü 8 diyorum ve bu şekilde de ekstra bir örnek vermiş olduk. Aşağıda verilen ürünlerin birim fiyatlarını da arkadaşlar oran yardımıyla buluyoruz. Yani 5 litresi 230 TL olan bir zeytinyağı ya da ayçiçek yağının 1 litre fiyatını bulmak istiyorsak ne yapıyoruz onu bölerek arkadaşlar buluyoruz. 230'u 230'u 5'e bölerseniz 5'e bölerseniz arkadaşlar 46 TL'ye karşılık geldi ne yapmış olursunuz bulursunuz diyelim. Yani 1 litresinin 46 TL olduğunu ne yapmış olduk bulmuş olduk. Ya da Örneğin arkadaşlar çocuk bezleri 56 adet varmış bir pakette ve 224 TL'ymiş. Ben bir tanesinin fiyatını bulmak istersem ne yapacağım? 224 TL'yi 56'ya bölüyorum ve buradan da bir tanesinin fiyatının 4 TL olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu da ne yapıyoruz? Aslında günlük hayatta oran konusunu kullanıyoruz ama biz farkında değiliz arkadaşlar. Dolayısıyla da görmüş olduğunuz gibi şunlara özellikle kullandığımız alanlar günlük hayatta bölümler diyoruz ve bu da oranla alakalıymış diyebiliriz. Şimdi oranla alakalı hemen bir soru çözmek istiyorum sizlere. Çok tatlı bir soru olsun bu. Zaten okuyanlar şu anda anladılar bile. Aa hocam çok kolaymış bu soru ya falan dediler bile. Sesleri bile duyuyorum yani arkadaşlar. O derece söyleyebilirim. Şimdi bir sınıftaki erkek öğrencilerin sayısının, kız öğrencilerin sayısına oranı 2 bölü 3'müş. Hemen notlarımı güzelce alıyorum. Erkek öğrencilerin sayısının dendiği için erkek öğrencilerimiz bölü kız öğrencilerimiz diyoruz. Neymiş arkadaşlar? 2 bölü 3'müş. Tamam yazdık. Bu sınıfta 24 kız öğrenci olduğuna göre arkadaşlar devamında devamında bakın kızların yerine kızların yerine kaç yazıyorum? 24 yazıyorum. Kızlarımız 24 tane ise erkeklerimiz kaç kişidir diye sormuş. Arkadaşlar kızlarımız 24 ise 2 bölü 3 oranımız varsa ve kızlarımızın gerçek sayısı 24 ise dikkat ederseniz 8 kat çarpı 8 katlık bir artış olmuş çarpı 8 katlık bir artış olmuş. O zaman bu da ne olacaktır arkadaşlar? 8 katlık bir artış da burada olması lazım ki oran denge bozulmasın. Çarpı 8 diyorum. Çarpı 8 dersen buradan ne olacaktır arkadaşlar? 16. O zaman erkeklerin sayısı kaç taneymiş arkadaşlar? 16. Yazalım bakalım. Cevabımızı yazalım. Sınavlarda da öğretmenlerimiz böyle yapalım ki net bir şekilde cevabı görsün. Aman puanlar uçup gitmesin değil mi sevgili arkadaşlar? Evet, doğru cevabımızı bulduk. Doğru cevap bulanları da tebrik ediyoruz. Süpersiniz gerçekten. Harikasınız. İlk sorumuzda vallahi süper iş çıkardınız diyebiliriz. Ölçek soruları bunlar arkadaşlar. Y 6'da da bazı öğretmen arkadaşlarımız vermiş olabilir. 7'de de zaten kesinlikle göreceğiz. Hemen ben sana anlatayım nasıl olduğunu. Çok kolay. Tabii bundan önce şunu bilmemiz lazım. Kilometre, hektometre, dekametre arkadaşlar, metre ondan sonra desimetre santimetre ve milimetre şeklinde ne oluyordu? Uzunluk ölçü birimlerimiz gidiyordu. Aşağı doğru inerken arkadaşlar aşağı doğru inerken çarpı 10 diyorduk. Yukarı doğru giderken ne yapıyorduk? Bölü 10 diyorduk arkadaşlar. Bölü 10 diyorduk değil mi? Bunu da hatırlatmış olalım. Hatta böyle demişim. Kamile Hanım Dam'da Mehmet Dayım Cam'da merhaba merhaba. Bakın kısaltılmış hallerim. Kilometre Kamile Hanım Kamile Hanım Dam'da Mehmet Dayım, dayım, camda, cm, merhaba, merhaba demiştik arkadaşlar. Bu bilgiyi verdik. Bu iki şehir arasındaki gerçek uzaklık kaç kilometredir? Arkadaşlar yapmamız gereken şey çok kolay. Hemen şöyle bir ölçeğimizi yazıyoruz. Ölçeğimizi arkadaşlar güzelce yazalım. Böyle yazıyoruz. Bakın kesrimizin üst tarafına arkadaşlar bakın 1 ile 5, bin, 5 milyonu kıyasladığında hangisi küçük? 1 küçük değil mi? Çok güzel. Peki gerçek uzaklıkla harita uzaklığını kıyasladığında kim daha küçük olur? Harita uzaklığı. O zaman ne yapıyorsun? Yukarıya harita uzaklığı. Hani küçükler yukarıda arkadaşlar. Küçük olan sayılar yukarıda. Bu anlama geliyor. Harita uzaklığını bilmiyoruz. Harita uzaklığına ne diyelim arkadaşlar? Harita uzaklığı bilmediğimiz x diyelim hadi. Bilmiyoruz çünkü. Bir matematikte bilmediğimiz şeyler için x kavramını kullanıyoruz zaten. Biliyorsunuz altında da cebirsel ifadelerde gördünüz. Sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Çapraz çarpım yapıyoruz. Çapraz çarpım yaptığımızda ee, burada, e burada arkadaşlar x'imiz yani harita uzaklığımızı e, 5 milyonla 6'yı çarparsam 5 milyonla 6'yı çarparsam 30 milyon yapar. 30 milyon yapar değil mi? 30 milyon e, santimetre yapar. Aman dikkat. Neden? Çünkü bu santimetre. Santimetre olduğu için çarparsam santimetre bulurum. 30 milyon santimetre. Peki arkadaşlar bana ne olarak sormuş? Bana kilometre olarak sormuş. Kilometre olarak sorduğu için de o zaman bakın arkadaşlar e, ne yapacağım? Santimetreden kilometreye doğru giderken bakın 1, 2, 3, 4, 5 basamak yukarıya çıktım. 5 basamak yukarıya çıkmak ne demek Allah aşkına? Tabii ki sıfırların şutlanması demek. 5 kere 10'a bölüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 kere ne yaptık? 10'a böldük ve sevgili arkadaşlar 5 tane sıfırımızı attık. O zaman doğru cevabımızı kimler buldu? Kimler buldu bakalım? Harikasınız gerçekten. Demek ki haritada 6 santimetre olarak gösterilen iki şehir gerçekte 300 kilometre mesafeye sahipmiş diyoruz ve doğru cevabımızı da bu şekilde yapmış oluyoruz. Ölçek soruları da önümüzdeki yıl 7. sınıfta sürekli karşınıza gelecek arkadaşlar. Tonguç 6'dan 7'ye yaz kampı tüm hızıyla devam ediyor. 6'dan 7'ye hazırlık setine al, ücretsiz yaz kampına katıl, yeni sınıfına bomba gibi başla. Üstelik 6'dan 7'ye hazırlık seti alana Tonguç Dershanede %40'a varan indirim var. Tonguç'ta bu yıl senin yılın olacak. 6'dan 7'ye hazırlık seti tonguçmağaza.com ve tüm kitapçılarda. Şimdi orantıya bakalım. Orantı neymiş? iki oranın eşitliğine orantı denir arkadaşlar. İki tane oran olması lazım. Bu iki oranımız eşitse birbirine orantı diyoruz. Mesela A bölü B bir oran. Kendi halinde bir oran. C bölü D de kendi halinde takılan bir oran arkadaşlar. A bölü B ile C bölü D birbirini buluyorlar. Birbirine eşit olduklarını anladıkları anda ne oluyor arkadaşlar? Orantı olduklarını kavruyorlar ve mutlu oluyorlar. Seviniyorlar da çok da güzel ve keyifli bir durum olmuş oluyor. A bölü B eşittir C bölü D sevgili arkadaşlar. Böyle normal A bölü B'yi yan yana yazarsak C bölü D'yi güzelce yazarsak içtekilerin çarpımı dıştakilerin çarpımına eşittir. Biz buna ne diyeceğiz? İçler dışlar çarpımı diyeceğiz ama onu şöyle gösterebiliriz arkadaşlar. Çapraz çarpımda içler dışlar çarpımı demek çapraz çarpım demektir. Bunu da özellikle söylemiş olalım sizlere. Aşağıdakilerden hangisi orantı belirtir? Arkadaşlar orantı belirteni bulmak istiyorsak en güzel yöntem çapraz çarpım yaparsınız ve e, sevgili arkadaşlar eşit çıkıyorsa zaten orantıdır diyebiliriz. Mesela bakın şununla şunu çarptığım zaman 3 ile 20'yi çarptım kaç yaptı? 60 yaptı. 5 ile 12'yi çarptım kaç yaptı? 60 yaptı. Dolayısıyla 60 ile 60 eşitse bu orantıdır diyoruz ve bu şekilde halletmiş olduk. Devamına bakalım arkadaşlar. Devamında da 4 ile... 54'ü çarptığımız zaman 4 ile 54'ü çarparsak 16 4 kere 50 200 216 yaptı 216 yaptı bakalım bununla bunu çarptığımızda kaç yapacak 140 var 56 da oradan gelirse 216 yaptı. Evet bunlar da eşit olduğu için arkadaşlar bu da orantıdır diyebiliriz. Ee, bakalım sevgili arkadaşlar bunu isterseniz sadeleştirme yöntemiyle de yapabilirsiniz. Bakalım şöyle ee, 216 yaptı değil mi buradan? Ee, 4 kere evet 216 ee, tamam buraya bakalım. 140 56 daha evet pardon arkadaşlar şurada hafiften bir yanlış yapmışım. Ee, 56 140 daha 196 yapar, şunu hemen düzeltiyorum, 196 oldu. 216 ile 196 birbirine eşit değildir. Dolayısıyla arkadaşlar bu orantı olmuyor diyoruz ve bunu ne yaptık? Üstünü karaladık. Hafiften bir çarpma işlemi yaptık ama hemen ne yaptık? Hatamızı düzelttik. Devamında sevgili arkadaşlar bakalım. 5 bölü 9 ile 35 bölü 63. Farklı bir yöntem göstermek istiyorum sizlere. Hemen bakalım bakın 63 olması için ben bunu ne yaparım? 7 ile genişletirim. 7 ile genişlettiğimde arkadaşlar burası ne olur? 35 bölü 63 oldu. E bu da 35 bölü 63'tü arkadaşlar. Dolayısıyla eşitlik çıktı mı? Evet o zaman buna biz orantı diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz arkadaşlar. Bu yöntem de çok güzel. Küçük olan kesri uygun bir sayı ile genişleterek paydaları aynı yapmak. Eğer paydalar aynı olduğunda kesir de aynı oluyorsa o zaman zaten orantıdır diyebiliriz. Ama çapraz çarpımda da eşitliği sağlıyorsak orantıyı oradan da bulabiliriz. İki yöntem sizlere göstermiş olduk arkadaşlar diyelim ve haydi bakalım doğru orantıya yolculuğumuza devam edelim. Doğru orantı nedir arkadaşlar? Doğru orantımız sizlere şöyle bahsetmek istiyorum doğru orantıyı. Doğru orantı sevgili arkadaşlar dostluk gibidir, arkadaşlık gibidir. Yani sen diyelim ki çok mutlusun, keyiflisin, e, mutluluktan havalara uçuyorsun arkadaşlar. E, arkadaşın geldi, arkadaşın senin mutlu olduğunu görünce çok sevindi. O da ne yaptı? Havalara uçtu. Senin almış olduğu mutlu bir haberle o da mutluluklara boğuldu. Ama sen diyelim ki arkadaşlar bir üzücü bir haber aldın ki inşallah hiçbirimiz almayız. Üzücü bir haber aldın. Keyifler yerle bir arkadaşlar keyifler yerli bir. Arkadaşın geldi sordu dedi ki ne oldu sen de anlattın o da başladı senle üzülmeye. İşte arkadaşlar burada ne vardır biliyor musunuz? Doğru bir arkadaşlık vardır. Doğru bir dostluk vardır arkadaşlar. Bu dostlarınızı kaybetmeyin bu dostlarınızın peşinden gidin diyoruz. O zaman doğru orantının da matematiksel olarak açıklamasını yapıyoruz arkadaşlar. İki çokluktan biri artarken arkadaşlar artarken artarken diğeri de artıyorsa artıyorsa arkadaşlar ona bağlı olarak artıyorsa bu iki çokluk doğru orantılıdır veya azalıyorsa diyebiliriz arkadaşlar. Bir iki çokluktan biri azalıyorsa azalıyor. azalıyorsa, azalıyorsa diğer de buna bağlı olarak azalırsa arkadaşlar azalırsa o zaman ne oluyor bu iki çoklukta doğru orantı vardır diyoruz ama dostluk olayı muhtemelen akıllarda daha çok kalıcı olacaktır. Yani sen mutluyken arkadaşın da mutluysa ya da sen üzgünsen arkadaşın da ona bağlı olarak sana bağlı olarak üzülüyorsa burada doğru bir dostluk vardır ve doğru orantı vardır diyebiliriz. Bunu matematiksel olarak nasıl anlatırsınız hocam? Hemen altın sevgili arkadaşlar. 5 litre sütten 2 kilogram tereyağı elde ediliyorsa... Arkadaşlar 15 litre sütten kaç kilogram tereyağı elde edilir? Dikkat ettiyseniz süt miktarı 3 katına çıkmış. Aman Allah'ım 3 kat artmış. Süt miktarı 3 kat artmış. E O zaman elde edeceğim tereyağı miktarı da arkadaşlar 3 kat artmaz mı Allah aşkına? E, dolayısıyla elde edeceğim yağ miktarı arkadaşlar ne olacaktır? 3 çarpı 2'den 6 kilogram olacaktır diyebiliriz. Ve bu şekilde de ne yaptık arkadaşlar? Doğru sonucumuzu bulmuş olduk. Bazen bunu çapraz çarpım olarak da yapabiliriz. 5 litre sütten... 2 kilogram ürün elde ediliyorsa 15 kilogram sütten kaç litre elde edilir dediğimizde istersek bunu çapraz çarpım yöntemiyle de yapabiliriz. Bakın böyle çapraz çarpıyorum. Çapraz çarpıyorum arkadaşlar. 5 çarpı x eşittir. 15 çarpı 2 30 derim. 5x 30 ise x eşittir buradan ne olacaktır? 6 kilogram olacaktır diyorum ve bu şekilde de isterseniz yapabilirsiniz. İsterseniz katlar yardımıyla da soruyu mükemmel bir şekilde çözebilirsiniz diyelim ve doğru orantıyı da bu şekilde halletmiş oluyoruz. <laughs> Eğer eksik konum varsa günde 15 dakikana ayı eksik olduğu konunun üzerinden mutlaka soru çöz. Aynen öyle. Çok güzel. Peki nereye hareket edecek sence cismin var? Doğuya. Harikasın. ya. <laughs> X artı 2 çarpı 3 eşittir 36 oluyor. Yaz tatili boyunca bol tekrar öneriyorum. Ne adına? Ünlü daralması adına. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili bir soru. İkinci Dünya Savaşı bizim için son derece önemli. Sosyale nereden geldiğini dediğim. Birlik ve azalması, nüfus artış hızının düşmesi. Bravo. Geliyorum ters orantıya arkadaşlar. Ters orantıda bir terslik var değil mi? Bir sıkıntı var arkadaşlar. Hemen size yine az önce vermiş olduğum dostluk örneğinden bunu anlatmak istiyorum. Şimdi diyelim ki arkadaşlar bizler biz mutluyuz. ya e, üzgünüz pardon. Keyifler yerle bir. Arkadaşımız gelmiş yanımızda tabiri caizse pişmiş kelle gibi sırıtıyor. Yani biz üzgünüz diyoruz. Arkadaş gelmiş bizim yanımızda kahkahalar atarak arkadaşlar ne yapıyor? Gülüyor, eğleniyor. Allah Allah falan diyorsun. Neyse ya da arkadaşlar sen diyelim ki keyifli bir haber aldın. Gülüyorsun, eğleniyorsun. Keyifler 100 numara. Süper keyifler 100 numara. Ama arkadaşın ne oldu arkadaşlar? Sen keyiflisin diye arkadaşın üzgün. Yani sen niye gülüyorsun? Hani niye keyfin yerinde diye arkadaşın ne oluyor? Üzülüyor. Hayda böyle bir şey olabilir mi ya? Arkadaşımız biz mutluyken arkadaşımız biz mutluyuz diye. Örneğin biz sınavdan 100 aldık arkadaşımız geldi bize dedi ki sınavdan kaç aldın? 100 aldım dedin sen. Mutlusun. Arkadaşın diyor ki ha içinden diyor ki 100 aldığı için ya keşke 100 almasaydı falan diyor. Başlıyor üzülme Arkadaşlar o zaman ne oluyor burada? Ters bir durum var arkadaşlar. Dolayısıyla burada ters orantı. Yani burada ters bir durum olduğu için böyle dostluklar olmaz olsun arkadaşlar diyelim değil mi? Yani biz biz gülerken o üzülüyorsa ya da biz üzgünken arkadaşımız gülüyorsa orada bir durum e, durup düşünmek lazım yani böyle bir dostluk mu olur falan diyeceğiz. Burada ne diyeceğiz arkadaşlar? Ters bir durum var. Ters orantı işte ne oldu? Burada devreye girdi. Yani iki çokluktan biri arkadaşlar artarken bak sevgimiz artarken diğeri azalıyorsa bak azalıyorsa arkadaşlar diğeri ona bağlı azalıyorsa ya da tam tersi iki çokluktan biri azalırken arkadaşlar azalırken azalırken diğeri artıyorsa artıyorsa yani ters gıcık bir durum varsa burada nedir arkadaşlar ters orantı vardır diyebiliriz. Örneğin 6 işçi 12 günde bir işi yapabilmektedir. 6 işçi almışız 12 günde yapacaklar eyvallah. Ama 8 işçiyle başlasaydık acaba kaç günde yaparlardı? Bakın işçi sayısı artmış. İşçi sayısı artarsa gün sayısı daha azalır. Niye? Çünkü arkadaşlar işçi sayısı arttığı zaman İş daha çabuk biter. Yani işi sayısında artış varsa gün sayısında ne olacaktır? Azalma vardır. Bakın biri artarken diğeri ne oluyor? Azalıyor. Dolayısıyla ne var arkadaşlar burada? Ters orantı var diyebiliriz. Ters orantı da sevgili arkadaşlar yan yana çarpma vardır. Aman unutmayın. 6 işçi 12 günde yapıyorsa 8 işçi kaç günde yapar dedik? Ters orantı olduğunu anladık ve ters orantı olduğunu anladıysak o zaman arkadaşlar yapmamız gereken şey şu, yan yana çarpma yapıyoruz. Aman unutmayın, yan yana çarpma yapıyorum. Yani 6 çarpı 12 eşittir, 8 çarpı x, x diyorum. Buradan 72 çarpı 8 x diyorum. 72'yi 8'e bölersem ne olacaktır? 9 gün arkadaşlar bakın, 12 günde değil de 9 günde tamamlıyorlarmış işçiler işi. Yani... İşçi sayısını 2 kişi arttırdığımda gün sayısı ne olmuş oldu? 12'den 9'a düşmüş oldu. 3 gün daha erken bitiriyoruz arkadaşlar diyebiliriz. Ters orantıda yan yana çarpma vardır. Ama doğru orantıda çapraz çarpma vardır. Bunu da unutmayın diyelim ve tatlı bir örnekle ters orantıyı sizlere anlatmış olduk. Orantı sabiti nedir? Arkadaşlar orantı sabiti bakalım neymiş. Doğru orantılı iki çokluğun, iki çokluğun birbirini arkadaşlar bölümü aman dikkat diyelim bölümü bölümü arkadaşlar sabit bir sayıdır. Bu sayıya arkadaşlar orantı orantı sabiti orantı sabiti denir. Bu sayıya orantı sabit denir. a bölü b eşittir k arkadaşlar buna biz ne diyoruz? Sabit diyoruz arkadaşlar. Bu her zaman sabit çıkar. Her zaman sabit çıkar. Bunu söyleyelim. E, mesela x ile y doğru orantılıdır demiş. Tamam. a, a x 6 iken y 4 ise X 9 iken Y kaçtır? Bakın 6'nın 9'u oranı. Bakın arkadaşlar 6'nın 9'u oranı eşittir. 4'ün 4'ün e, arkadaşlar Y'ye oranı. Gördünüz mü? Bakın bu kadar basit. 6'nın 9'u oranı eşittir. 4'ün Y'ye oranı. Buradan ben bunu bulmak için ne yaparım arkadaşlar? Tabii ki çapraz çarpım yaparım. Bunda bunu çarptım. Ne olur buradan? 6 çarpı Y olur. Eşittir. Bunda bunu çarparsam arkadaşlar 4 kere 9 ne olur? 36 olur. Peki 6Y 36 ise Y kaç olur buradan? Tabii ki 6 olur diyebiliriz. Bu şekilde ne yapmış olduk? Sonucumuzu bulmuş olduk. Ters orantıya gelelim bakalım. Ters orantıda işler karışık gibi sanki. Bakalım neymiş? Ters orantılı iki çokluğun arkadaşlar çarpımı sabittir. Ayda burada da işler daha da karıştı. Çarpımı sabittir. Yani A çarpı B eşittir K. Nedir arkadaşlar? Bu her zaman sabittir. Bunu unutmuyorsunuz tamam mı? Örneğin C ile de ters orantılıymış ve C 4 iken D 9, C 6 iken D de kaçtır demiş. Arkadaşlar buradan ne yapıyoruz? 4'ü yazıyorum, karşısına 9'u yazıyorum, 6'ı yazıyorum, karşısına D yazıyorum. Arkadaşlar e, ters orantılı dendiği için de ne yapıyoruz? Çarpımlar sabit diyoruz arkadaşlar. Çarpımlar sabit diyoruz ve buradan e, sevgili arkadaşlar 4 kere 9 ne oldu? 36 oldu. 6 çarpı D ne oldu? 6D oldu. 36 6D eşitse bölersek arkadaşlar D'yi kaç bulmuş oluyorum? 6 bulmuş oluyoruz ve bu şekilde de ne yapmış olduk? Güzel bir şekilde oran sabitini sizlere anlatmış olduk arkadaşlar. Sonrasında bir iki tane soru çözelim. iki tane soru çözelim. Ondan sonra da yavaş yavaş dersimizi tamamlayalım sevgili arkadaşlarım. Tabii ki sen benden önce davranıp soruyu çözebilirsin. Hatta yorumlara da yazabilirsin. 900 TL 900 TL para varmış arkadaşlar. Yaşları 6 ve 9 olan iki kardeşi yaşları ile doğru orantılı olarak paylaştırılacaktır. Küçük kardeş kaç TL alır? Arkadaşlar şu cümlenin açıklamasını yapıyorum. Şu cümlenin arkadaşlar neydir? Mealini yapıyorum tabiri caizse doğru orantılı. Yani bu de, bu demektir ki yaşı büyük olan çocuk daha çok para alacak, yaşı küçük olan çocuk daha az para alacak demektir arkadaşlar. Yaşlarıyla doğru orantılı demek bu demektir. Yaşı küçük olana az para, yaşı büyük olana çok para düşecek demektir. Peki 6 yaşında 6 yaşındaki arkadaşımıza kaç para düşecek? 9 yaşındaki arkadaşımıza kaç para düşecek? Onu sizlere anlatmak istiyorum. 6 yaşındaki arkadaşımıza 6 yaşının bir katı kadar para düşecek arkadaşlar. 6 yaşının bir katı kadar para düşmesi gerekiyor. Arkadaşlar 6K TL olacak. 9 yaşındaki arkadaşına ise ya yani kardeşine ise 9'un bir katı kadar para düşmesi gerekiyor. Bunları söyleyelim. 6 yaşındakine 6'nın katı kadar para alırken 9 yaşında 9'un katı kadar para alacak. Bunları toplamına baktığımızda arkadaşlar toplarsak bunları 15'in bir katı olur 15'in katı TL 15k TL yaptı. 15k TL kaça eşittir? 900 TL eşittir. O zaman 15k 900 TL'ye eşitse ben 900'ü 15'e bölersem arkadaşlar bir tane k'yı bulabiliyorum. Kaç çıktı buradan? 60 çıktı. O zaman k dediğimiz şey arkadaşlar 60'mış. Ben buradan istersem ikisinin de kaç para aldığını bulabilirim. Ama bana küçük kardeşi sorduğu için küçük kardeş arkadaşlar şöyle ayırdım. 6 çarpı K. K kaçtı? 60 tabii ki. O zaman 6 çarpı 60'dan küçük kardeş 360 TL para aldığını söyleyebiliriz. Ve bu şekilde de bir doğru orantı sorusunu mükemmel bir şekilde sizlerle beraber çözmüş oluyoruz. Bu K kavramlarını arkadaşlar nedir bu katı anlamında kullandım ben. 6 yaşındaki arkadaşımız kardeşimiz 6'nın katı kadar para alırken 9 yaşındaki kardeşimiz 9'un katı kadar para alır. Toplam dağıtılan parada 15K'dır. Bu 15K'da 9 eşit olduğu için K'yı buradan ne yaptık? 60 bulduk ve sonuçta da 360 olarak bulmuş olduk sizlerle. Haydi bakalım arkadaşlar bir başka soru. Bir kampta 12 kişiye 15 gün yetecek kadar erzak vardır. Yani erzak dediğimiz şey yiyecek içecek. Bu kampta 20 kişi olursa yani 20 kişi olsaydı aynı erzak kaç gün yeterdi? Arkadaşlar şimdi 12 kişi kampa gittik. Güzelce arkadaşlar yiyeceklerimizi aldık ve 15 gün yetecek kadar e, yiyeceğimiz var, çok güzel. Ama bu kamp arkadaşlar 12 kişi değil. Eğer 8 kişi daha eklenmiş olsa, yani kampımız 20 kişi olmuş olsa, bu yiyeceğimiz bize kaç gün yeter diyeceğiz. Şimdi bu doğru orantı mı ters orantı mı ona bakmamız lazım. Kişi sayısı arkadaşlar ne olmuş? Kişi sayısında bir artış var, değil mi? Kişi sayısı artmış. Ama kişi sayısı artarsa yiyeceklerimizin bize yetme süresi ne olacaktır? azalacaktır arkadaşlar azalır çünkü fazla kişi olduğu için yemekler daha kısa sürede tükenecektir. O zaman biri artarken biri azalıyorsa TO diyorum buraya nedir bu ters orantı. Arkadaşlar ters orantıda nasıl çarpma yapıyordum? Tabii ki yan yana çarpma yapıyordum. Çarpalım bakalım 12 çarpı 15 eşittir 20 çarpı x diyorum. 12 ile 15 çarparsam ne olur? Tabii ki 180 yapar. 180 20x e 180 20 ile neyi çarparsam 180 yapar? Tabii ki arkadaşlar 9'u Demek ki kampa 20 kişi gelseydik eğer yiyeceklerimiz bize 9 gün yetecekti diyoruz ve bu şekilde de arkadaşlar güzel bir soruyu da çözmüş oluyoruz sizlerle. Ters orantı 10 orantı nedir? Ters orantı nedir? Arkadaşlar o nedir? Bu nedir? Hepsini anlattık ve karşınızda güzel bir ödül soru var. Burada da içler dışlar çarpma yaparak da arkadaşlar bu soruyu çözebilirsiniz. Şöyle küçük bir tüyo vereyim veya paydaları eşitleyerek de bu soruyu çözebilirsiniz diyelim ve umarım arkadaşlar güzel bir ders olmuştur. Güzel faydalı bilgiler edinmişsiniz ve inşallah da 7. sınıfta da bu bilgileri kullanırsınız diyelim ve bu arada ödevleri de yapmayı unutmuyorsunuz. Bu efsane güzel kaynaklarımıza da ödevlerini yapıyorsun diyelim ve hadi bakalım arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Tonguç Tershane Yaz Kampını sundu.